Mutlu oldum, burayı bulduk. Hiç fark etmez. Şu an nasıl görüyorsun abi vidaları peki gözle? Görmüyorum. Nasıl buluyorsun? Görmeden yapıyorum. Hislerinle mi? Hislerinle. Göremiyorum kendimde. Yani daha önce de yani gelen oldu, olmaz mı canım? Merak, ya çoğu insan meraktan geliyor yani, nasıl yapıyor, görmüyor mu? Merak içinde kalıyorlar. Burada. Burada bak yukarıda. Orada bir tel var. Aa, yapmıştı. Evet usta. Bravo usta. Bayağı uğraştırır seni ama. İnatlaşıyoruz. Ne zamandır görmüyor gözlerin? 11 yaşından beri. Kaç yıldan beri gözleriniz görmüyor efendim? 11 yaşında tamamen kaybettim. Nasıl oldu? Çocukken geçirdiğim havale. Evet. Sonradan yavaş yavaş kapandı. Kaç yaşından beri hiç görmüyorsunuz? Aşağı yukarı 11, şu an 42 yaşındayım. Evet. Aşağı yukarı 31 senedir görmüyorum. Peki nasıl öğrendiniz bu gözleriniz görmeden bu tamir işini? Bu tamir işini baştan hobi olarak da bisikletle başladık, sonra motora döndük. Motor merak yani, evet. Senin anlayacağın. Hı-hı. Merak sonradan meslek haline geldi bende. Kaç yılında ustalık yapmaya başladınız? Kaç yılında? Aşağı yukarı 2013 veya 2014 yıllarında ustalık yapmaya başladım. Ben kendi iş yerimde hem staj görüp hem çalışıyordum. Kaç tane ustanın yanında çalıştınız? Bir tane. Bir tane? Evet. Onun yanında nasıl öğrendiniz bir gözlerinizi görmeden? O kendisi beni yetiştirdi. Nasıl yetiştirdi efendim? Yani hangi parçanın ne işe yaradığını, hangi parçanın ne vazifesi ne olduğunu. Dokundura. Evet. Bu parça şu şekli şöyle, bunun burası böyle, bu böyle olur, şu şöyle olur. Anlatarak. Ustanız. Evet. Kaç yılda öğrendiniz? Ya öğrenmenin yaşı yok. Hala öğrenmeye çalışıyoruz. Niye? Hala çünkü değişik motorlar değiştikçe, teknoloji ilerledikçe hala yeni öğrenimlere devam ediyoruz. Sürekli öğrenmeye çalışıyoruz. Kaç yıldan beri tamircilik yapıyorsunuz? 31 yıldan beri. Yok. Aşağı yukarı 20 senedir. Evet. Kendi dükkanınızı ne zaman açtınız efendim?
Kendi dükkanımı daha önceden de açtım ama işlerim o zaman pek iyi değildi. Kimse beni bilmiyordu. Maaşım kesildi. Özürlü maaş alıyordum. Niye kesti efendim özürlü maaşınızı? Engelli aracı aldım diye. Engelli otomobil mi aldınız? Evet. Kendisi? Otomobil aldım diye. Ya aracı alan babam da aslında. Sizin üzerinizde. Evet. Mi? Benim üzerime. Ama engelli aracı aldım diye maaşım kesildi. Yani kestiklerine üzülmüyorum. Kestiklerine haber bile vermiyorlar. Eğer bir sakıncası yoksa geri istiyorum. Efendim siz tek başınıza mı çalışıyorsunuz burada? Tek başıma çalışıyorum. Zor olmuyor mu peki? Hayır. Tek olarak daha iyi. Yani nereye ne koyduğumu biliyorum. Yani en azından... Yeri kolay buluyorsunuz. Tabii ki. Bütün düzeni kendime göre kuruyorum. Yani binlerce parça var. Evet. Nasıl yerini biliyorsunuz? Nasıl çıkartıyorsunuz? Ya Allah'ın verdiği bir yetenek var. Bizde kolay kolay bir şey unutulmaz. Yani bir şeyi bir yere kafaya yazdığımız zaman bunu böyle yapacağımız dediğimiz zaman evet. O sistemle devam ederiz. Aynı bilgisayar sistemi gibi. Efendim görmüyorsunuz. Dokunar hissenizle mi tahmin ediyorsunuz? Evet tabii ki. Hissediyorum. Artık eller alıştı. Neyin ne olduğunu parçalar ezberledi. İster istemez. Tabii ki. Bunu ben sıfırdan topladım. Sıfırdan? Evet. Bak şu anda deposa delikmiş deposunu değiştiriyoruz tekrar. Tek olarak hiç. Olmaz mı canım? Ne diyorlar? Haliyle merakta. Ya nasıl yapacak? Ya ben yapayım. Ondan sonra diyorum konuşalım. Sonra yapıyorsunuz ne diyorlar? Evet tabii ki. He hata yapmıyoruz mu? Mutlaka yapıyoruz. Hatası kulu yok. Evet. Mutlaka hata yapıyoruz. Sürekli müşteriniz var mı? Var. Kaç yıldan beri? Aşağı yukarı 10 yıllıktı. O tanıdığım 10 yıllıktı. Evet. Şu anda da bayağı bir esnaf çevrem. Yani dışarıdan da motor geliyor bana. Dışarıdan evet. Da getiriyorlar. Uygun mu yapıyorsunuz efendim? Tabii ki. Yani piyasaya göre biraz daha uygun. Ya şimdi bizim maksatımız zengin olmak veyahut da çok para kazanmak değil. Toplumun ihtiyacını karşılamak. Ne kadar zamanda yapabiliyorsunuz bir motorun? O durumuna göre değişiyor motorun. Bir bakım ne kadar zaman sürüyorsun? Yağını, ucisini değiştirmek, bakım? Ya bir bakım aşağı yukarı bir saat içinde bitiyor. Sade bakım ücreti 250 lira alıyoruz malzeme hariç. Gözleriniz şu an hiç mi görmüyor? Hiç görmüyor. Kaç yıldan beri burada tamir yapmaya geliyorsunuz bundan sonra? Valla ben 8-10 senedir tanıyorum. 8-10 senedir motor yaptırırım ben buna. Tamiriniz hep Yılmaz Bey mi yapıyor? Devamlı ona yaptırdım. Zaten bu içerideki motor da benim zaten. Yılmaz Bey'in bir engeli var herhalde nedir? Gözleri kör, sıfır kör. Evet. Başka bir şey yok şimdi. Bir sıfır kör. Bir de görmüş olsa neler yapacak bilmem. Buna rağmen getiriyorsunuz değil mi? Ben getiririm. Biliyorsun çünkü. Peki motorunuzu yapıyor muyuz zaten? Yapmazı zaten getirmem ki. 8 yılda da sürekli müşterisiniz. Devamlı. Devamlı yaptırırım. Olur zaten yaptırmam. Nelerini yapıyor mesela? Bütün bakımlarını yapıyor mu? Tabii. Benim şu motoru ben daha plakaya evvelsi gün taktım. Evet. Sıfırdan toplandı bu motor. Kendim topladım. Kendi kulu topladı burada. Evet. Sıfırdan. Peki ilk geldiğinizde nasıl güvenebilmiş miydiniz? Nasıl yani yapabilirsiniz? Ben öteki dükkanlar tanıyordum onu. Evet. Çıraklığını biliyor. Evet. Yani çıraklığını biliyor. Ben evveliyattan biliyor. Onun için... Hisleriyle mi nasıl yapıyor acaba? Nasıl? Hisleriyle mi yapıyor? Nasıl tahmin ediyorsun? Vallahi bilemeyeceğim. Onu bilemiyor işte. Eline yapıyor. Benim gözümle görüp de sıkamadım şu ufak cıvataları parmağından buluyor sıkıyor.